Merhaba arkadaşlar, size güzel bir çekiliş duyurusunda bulunmak istiyorum. 2 adet 1450 VP çekilişi yapacağım. 15 Ekim'de yapacağım ve 15 Ekim'e kadar bu video dahil olmak üzere videolarımı beğenip, yorum yapıp, abone olup bildirimleri açarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Eğer eksik yaparsanız maalesef adınız görünmeyecek. Bunu da otomatik bir şekilde siteden çekeceğim ve bunun da videosunu sizlere göstereceğim. Herkese bol şans dilerim. Var. Galatasaray'ın artık koşulsuz şartsız önümüzdeki bütün haritaları kazanması gerekiyor ki şampiyon olabilsinler. Şimdi Toven bir flash pike çıktı bu arada Mersa. Jlersti yakaladı. Rakibin Viper'ını erken safhada düşürüyor. Mersa'dan çok güzel bir başlangıç. Evet, iyi bir başlangıç. İhtiyaçları olan bir başlangıç. Özellikle pistolleri kovalamak isteyecekler. Yani bir de bu serilerde ne kadar fazla eko kaybedildiğini, ne kadar fazla antibonus kaybedildiğini düşünürsek bayağı büyük fark yaratabilir. Şimdi parlağı adım adım buraya doğru geliyor. Yine bir yandan Galatasaray tarafı midden açıldı. Rotasyonu fark edecekler yüksek ihtimalle. Toven'i beklemeyebilirler. Temkinli yaklaşmaları lazım ama silahları ele çekildi. Beklemiyorlardı. Abi. Spike Toven'den de saldıran iki başlangıcında düştü. kill. Yani Galatasaray gayet rahat okudu. Gayet rahat şekilde 3 oyuncu indirdi. Bitti diyebiliriz herhalde Mahmut. Yani parlayı Sports hem Çok yüksek Spike'ımız var ihtimalle. da. Ama şimdi Deepmans bir olasılık yaratmaya çalışıyor. Aldığı bir tane kill var. Mersa bu pozisyonda fazla kalmayacak. Biraz daha Galatasaray oyuncuları artık dip dibe, yan yana Topluyorum. oynama tercihinde bulunacaktır. Ve iki oyuncu Lawrence, Deepmans Son 30 oyunu saniye. B'ye götürmek istediler. Ve info da Doçent tarafından alınıyor artık. Doçent'te bir tane de ıstavuzu var. Bu da can sıkıcı rakip için. Çünkü planti alabilmek bu yetenek varken kolay değil. Destek de geldi. B'ye bir tane fake var. Doçent şimdi ıstavuzunu bıraktı. Lawrence bu Ayakta kalan ıstavuzun son içerisinde oyuncu. ve yine Doçent tarafından yakalanıyor. Doçent dönüp Deepmans'i de düşürdü. Galatasaray hatırlarsın bir risk haritasında iki tabancayı kazanmıştı. Kazanarak da devam ediyor. Bu sefer Lurk pozisyonu rahatlatılmış oldu ve gittikleri noktada iki kişi kendilerini bekliyor. Pan'ın dikkatli olması lazım. Burası. Mersa. Göstermedi, göstermedi, göstermedi. Mersa mı, Jlast mı? CC kill çıkardı bu arada. Mersa smoke da alınca sıkıntılı bir yerde kalacak gibi Jlast kontrol etti çünkü. Ve Chamber! Dediğim gibi iki headshot attıktan sonra acaba bir tane daha bulabilir mi diye baktık ama sadece Burası. hasar var. Deepmans Side tarafına kadar yaklaştı şu anda ve takım arkadaşları da oraya doğru geliyor. İçeride bekleyen bir kompatri var. Smoke'ların arasında oyunu yapmak istedi. Ruxic bir can ve farkında değil yerinin. Deepmans burada kompatri alıp ekibi biraz rahatlatıyor. 4 oyuncuyla beraber geçmek tabii ki çok önemli. Doven hasar vermek isteyecek mi yoksa aynen tamam diyecektim. Korumak isteyecek mi? Ama rakibe hasar vermek daha mantıklı gibi zaten bonus oynuyorsunuz. Gibi ve pike çıktığında Deepmans hazır olduğu için. Mid tarafında kontrol sağlamak istiyorlar çünkü orası problem olmuştu. Ne bir tuzak olduğunu bekleyeceklerdir. Deepmans iyi bir yere attı kendini, yeri belli. Gelişine hemen Deading'den. Deading çok iyi bir sonuç aldı. Çok iyi bir kill çıkardı. Şurada. Rakibin artık chamber'ı yok. Bu arada da önemli bir ajan. Şimdi CC etrafı temizleyecek bir fade ultisi kullanıldı. Toven elden çıkarmayı tercih ediyor. Bu fade ultisi bakalım yavaşlaması nasıl bir vet verecek mi parlanın? Hayır. Mersa geçildiğinin farkında. Kombatri içeride son ana kadar beklediği bir flash oyunu yapılabilir. Geri açığa çıkacaktı son anda köşeye döndü. Kombatri hala burada Toven'le karıştırdılar ortalığı. Toven iki tane vurdu mu da üçüncüsü Toven'den. Ve Ruxic her ne kadar kill çıkarsa da işi çok zor ve Mersa gelip takası almayı başardı. Bu sefer de Galatasaray sadece bir oyuncu kaybediyor kazanırken. Var. Göz bırakıldı. Ultiç ultiyi açıp girmeye çalışıyor. Dedik iyice geriye çekildi. Çünkü K ultisi varken oyun oynayabilmesi zor. Ve perdeler o Rux için. Tovendik tersi davranırsa yakalanacaktır. Viper ultisi de açılıyor. Buradan geri çıkabilecek mi? Schlerst düştü. Rux için canı sadece 11. Ecel kullanılacak. Rux için başı bayağı bir dertte. Bir de yapışkan var. CC Doçenti'ye kapıyor. Viper'lar yok oyunda artık. Bir başka yerge koyna. Galatasaray tarafından kullanılırken killer de onların lehine geldi. Killer de onların lehine geldi. Şimdi zaten duymuyorlardı. İyice girmeyecekler. Mersa arka taraftan yaklaşıyor. Toven'le birlikte burada imha alınırken son skorları imza atıyorlar. Pozisyonu tutmaya devam edecek gibi.
Flash kimseyi göstermedi bu flash. Deepman's açısında değildi flash'ın. Ortaya açılan ultiyi zorlayacak mı? Parla. Diler smoke içinden denemeler yaptı. Çok fazla etki sahibi olamadılar. Şimdi spawn'a kadar bu arada sızmak istiyorlar. Şurada. Burada güzel bir oyun oynandı. 3 oyuncu ile 4 oyuncu ile beraber devam edecekler. Ve belki de Viper ultisinin arkasından girip kolay bir açı yakalamış olacaklar. Kombatçı burayı beklemeyebilir. Kombatçı burayı beklemeyebilir. Şimdi o da şey site arkasına doğru çıktı. Ya. Evet evet evet, o da site arkasına doğru çıktı. Tahmin ediyorlar. Kombatçının nerede olduğu belli. Ve baskı var. Kill çıkardı ve takas geldi. 3 ve 4 pozisyon. Chamber'ın canı az bu noktada. Docent'in dolaştığı yere şimdi dikkat edecek mi? Deepman zıplaya zıplaya geldi. Docent duymuş olmalı. Oh. Tetiği erken çekemedi Deepman. Ve arkadan da Viper geliyor. Baskı arttı site'deki oyuncular için. Lores şu anda backside'e kadar çıkmış durumda ve Toven yaklaşırken önce bir eceliyle kenar bölgeyi kontrol etti. Lores bu mermiden etkilenmiyor ve dediğin ki güzel bir atış gerçekleştirmiş olacak. Bir de üzerine Ruxis toparlayınca hem operatöre el koyuyorlar hem 8. round'a el koyuyorlar. Parla atağı burada Viper'in yanından sinsi sinsi ilerledi. Ve bir anda bir B atağı söz konusu. İndir. Birazcık kalabalık da bir atak. Dümdüz site oyunu şu anda Parla tarafından gelecek. Lauret smoke'larla beraber kapatırken belki bir fade ultisi etkinleştirilmek istenebilir. Çabuk gömülün! Şimdi Flint'i alabilecek Rafa. Tekrar bir B site hücumu geldi. Galatasaray'ın daha önce buradaki retake'i çok iyiydi ama bu sefer ultilerden yoksunlar. Ve şimdi Ruxic de pozisyona geçince Galatasaray nasıl karşılık verecek? Orada bir kalabalık mevcut. Fade burada, KO burada. İşler Spurs'u yakalamaya çalışıyor. Karşılıklı killer var. Daha çok Parla'dan geldi. Bir tane smoke. Merza açıkta yakalabilir ve tek başına da combat lead görüyoruz. Bütün bu B retake denemesinde herkes açıkta kaldı. Herkes açıkta. Körler haritasında onlar için gayet mutluluk verici. Yani kafa kafa ediyor olmak. Galatasaray'da mümkünse 7'ye ulaştırmak istiyor. Kombatri 2 tanesi Moa attı. İçine doğru birazdan girmek isteyecek. Bir çekme var. 50 cana kadar indirilmişti. Jilers tahmin ediyor. Kombatri'yi buluyor. Ve yani bu Echo çok kolay sonuçlanabilir Parla için. Spike yerleştirildi. Parla Esports artık site'a da yerleştirildi. Ooo Denik'ten güzel bir kill. JJ'yi iyi vurdu. Deepman's karşılaşacak. Şimdi Mersa ile kötü bir zamanlama olabilir kendisi için daha ilerlerse. Sadece burada Mersa yok. Ve Mersa'yı öğrenmedi bile daha. O yüzden Slug'ı kaybedecek gibi duruyor. Slug'ı kaybetti ama tabii ki round. Bu ulti elden çıktık denemeyi yapacak Mersa ama yani çok inandırıcı bir deneme mi? Bunu göreceğiz. Ayakta kalan şu anda flash'ı attıktan sonra Mersa'yı Rupsic direkt yakaladı. Ulti biraz highway'e kullanılmış oldu. Evet evet. Ben de hiç beklemiyordum. Kendi tercihi en azından Toven skorları aldı. B tarafı iki kişi devam ederken yine A'da çift smoke oyunu görüyoruz. Kombatri arka arkaya yine smoke'larını dizmiş ve Kombatri'nin sevdiği oyunlar bunlar ama bu sefer sonuç vermediği dedik. Beklenmedik bir yerde olabilir. Burada hemen bir tane çekme atıldı. Ecel kendisini göstermeyecek. Ecel onu göstermeyince de çok kötü bir açıda kalma ihtimali var rakiplerin. X skoru çekti ve Ruxic'i aldıktan sonra geri doğru çekildi. CC'ye doğru bir flash pick Mersa'dan gelebilir. Ulti'nin içine doğru gitmek istiyor ama bir türlü bulamadı oyuncuları. Şimdi Viper alınca inecek. Lores toparlamaya devam ederken yine bir 3'e 3. Galatasaray için güzel gözüken ama eşit bir round. Galatasaray bu ikili yakın savunmayı ilkili aldıktan sonra devam ettirmek istedi. Bu arada Deepman's'i göremedi. Ben buradan çok rahat fikir olacak. Ve şimdi yer gök ayna var. Ve Parla Esports pozisyonları yakaladı. Kombatri içeri girecek ama iki kişi bekliyor. İki kişi gayet rahatlar. Deepman's de Docent'i düşürüp artık ilk yarının son roundunu burada kapatmış oldu. 30 saniye kalmış durumda. Burada verilen bir entry onları çok yavaşlatır. Flash peek denemesi var. CC gözünü at. Oo bir göz de vardı. CC, Lores birer tane vurdular. Baskı artırılacak Galatasaray tarafına. Mersa karşılık veriyor sonrasında kombatiden güzel bir kill ama Mersa'yı kaybettiler. Ve açıkta bir fight kazanamadı uzun bir süre bunu. Lores Toven'le görülüyor. 40 cana kadar indirildi. Ve zaten süre mevcut değil Toven'in round'u kazanabilmesi için. Yeteri kadar süre yoktu. Ve Deepman's kapanışı yapmış oluyor. 3-0'lık bir final. Biraz üzücü olabilir. Böyle bir şansı var Parla'nın.
yine deniyorlar. Tahmin edecek Deepmans de acımadı. Ve Viper düştü. Galatasaray için yani. Viper'ın olmaması bu roundda eğer B isteniliyorsa hücum handikap yaratabilir. Deepmans perdenin arkasında köşeye bir geçiyor. Bir daha diyorsun. Yani gözü birisinin tabii Deepmans için kesin kırması gerek. Kesin kırması gerek. Deepmans çıktı. Sağ klikle beraber 5 cana kadar indirdim her sayıyı. Dirsek tarafından baskı gelirme emin değilim. Ruxy şu anda elinde sanırım bir tane yetenek bekletiyor. Flash'la beraber oynamak isteyecek. Sağ tarafa wallbang denemeleri vardı. Lawrence'in şerifi etkili ve bu bonus çalınıyor gibi. Oo, çok flash. Güzel bilindi. Müthiş flash. Birebire kadar gelebilirdi ama yakalayamadılar. Combat Ridge. Lars de düşürülüyor. Ve... İzini buldu. Mersin ultisini kullandı. Çocuğu B'de olduğu belli, ağ hızlanabilir. Bu onlar için bir problem, hatta içeriye kadar geldi. Mersa flaşıyla beraber oynamak istiyor. CC görüş alınca Mersa'yı indirdi. Galatasaray sayı avantajlı ama pozisyonel olarak o kadar iyi kalmamış gibi. Yavriz. Docent gördü onu. Bu işte Galatasaray'a ilaç gibi gelecek. Şu anda pozisyonu da alıyorlar ve retake'e başlamak üzere bir switch. Elindeki tek flaşı kullandı. Docent de ulti yaş ve in içerisinde bunu yakalamak biraz zor olabilir. Şimdi burada rahatlıkla pozisyon sağlayabilecek konumları var. CC sağ tarafta bir omuz temasıyla girecek mi acaba diye baktım. Docent reload'un sesini aldı. Çok sakin bekliyor dedi. Diğer tarafta takım arkadaşı için sayı birazcık daha azaltmış gibi. İnciler arka taraftan geldi. Docent'i indirdi. İn düşecek. Savunma tek başına 1v3 klasta var acaba. Headshot Ruxic'den ama Phantom'ın azizliğine uğruyor orada. Soluna dönebilecek pozisyonu kalmadı. Çok güzel bir clutch olabilirdi ama Galatasaray için tekrar eşitlik şansı. Ve B tarafı boş. Kurt'la beraber bu info gelirken Lurk pozisyonu çok fark yaratabilecekmiş gibi değil. Orada hızlı oynanmadı. Şimdi buluyorlar. Bir takas var. Dedinkçilerse alırken Deepmans'te Dedink'i indirdi. Mersa plant'in ardından artık rakibin aşağı yukarı nerede olduğunu biliyor. En azından bir Vandal'a bu sayede el koydular. Buraya gelip biraz daha mücadele etmeye çalışacak varlar. CC gözü bıraktı ama tabii göz kontağıyla oynayabilecek kimse yok. İnfo da vermiyor göz. Asita uzuvarda Astra yetenekleri mevcuttu. Bunlar da kullanılıyor. Mercy'de bir flash görebiliyoruz. Başka yetenekler de atıldı. CC bir fake verdi en azından. Yarıya kadar almaya çalışacak ama bir tane de yer çekimi. Lawrence'in kili var. Dengeler bozulabilir. Ruxic yer gökaynağının kullanılmasıyla birlikte lehine gelişiyor bu round şu anda. Parla'nın Toven tek arkadaşını koruyabilecek mi? Son oyuncu korumayı başardı ve Parla moladan çıkıp Eko'yu kazandı. Bas kovalayan bir chamber izliyoruz. Toven hazırladı fade ultisini. Belki fake olarak kullanmak isteyebilirler. Sonrasında B'ye döndürecekler. Aynen öyle. Hemen bir fake kullanıldı. Fakat counter ulti var. Bu canları sıkabilir. B savunması kımıldamadı bile. Mid aynı şekilde burayı tahmin ediyor. Galatasaray'ın bu taktiği istenen şekilde uygulanamayacak. Flash Deepmans. Kimseyi yer görebilir mi? Deepmans bir yer gökayna da mevcut artık ve şimdi Deepmans bu yer gökaynanın önünde kalmış vaziyette. Kill alıp çıkabilirse takım arkadaşlarına büyük katkı sağlamış olacak. Flash etkiledi biraz onu, denemeler var ama wallbang headshot. Deepmans sonuna kadar beklemeyi tercih etti. Kaçırdı ama bir isabet daha bulamıyor Galatasaray. Deepmans üzerinde ve CC Tomine buldu. Tomine buldu. Artı olarak kasıta buluyor. Patlayıcıyla beraber orada plant durumu çok mümkün değil. Giriye sadece 30 saniye kalmış durumda. Ruxic sol tarafa doğru yakın bir deneme wallbang. Acaba atacak mı diye baktım. Kurdurtmuyorlar. Parla 12'ye doğru gidiyor. Galatasaray tıkandı kaldı burada. Ve rakip geçit vermezken combat en azından burada bir pozisyon yaratmak istedi. Şimdi Ruxic tekrar bir sıfır noktası temasını deneyecek. Jilert sağ tarafa doğru geçti. Bu da farkı yaratır. İki skor birden gelirken Ruxic noktayı koydu. Serinin son rounduna geçiyor olabiliriz. Parla 12'de, Parla 2-0'da, Parla şampiyonluğa gidiyor. Müthiş bir... Bu da onların işini çok kolaylaştırdı. Görüş kırıldığı için 3 kişilik bir ekip kendilerini karşılayacak. Göz bırakılıyor bu aşamada. Bir tane Spectre devreye girebilecek mi? Docent 2 kill birden aldı. Lawrence'i tahmin etmeyebilirler ama Toven dikkatli ve Toven'in bu dikkati bu roundu artık bitirdi diyebiliriz. Parla Esports kalan 2 oyuncusuyla neyi hedefleyecek? Biraz çıkışları kapatmaya gidiyorlar. Exit frag'leri deneyecekler. Mersa canı bir miktar az şekilde orada konumlanmış durumda. Hala arkaya sızan birileri olup olmadığını Ruxic kontrol etmek ister mi emin değilim.
silah değiştirildi. Şimdi Simon içinden çıkacak, kill kovalayacak ama yanlış oyuncuyu seçti. Toven burada headshot'la beraber skoru çekerken. Site arkasında hem arkayı kontrol ediyorlar hem de main'e doğru çıkıyorlar. Biz 12-5'ten döndüğünü gördük bu turnuvada. Farklı turnuvalarda 10-2'lerden yine geri dönüşler izledik. Tabii. Haliyle neden olmasın? Galatasaray buradan şampiyonluğa kadar bile gidebilir. Ama önemli olan şey şu önlerindeki 4 round'u kazanmak. Farklı şekilde geldi bu sefer. Viper'ı ekstra bir noktada konumlandırdılar. Bir oyuncu kör edilirken içeri doğru hızlı girmek isteyecekler. Biraz tavuzuyla beraber sonra rahatsız etmiyor. Akıldığına Stavuz'u Galatasaray bu uçumu gerçekleştirirken parlam main'de sıkışabilir. Tomen gelecek, müthiş bir flash ve Mercer bu sefer iki vuran oyuncu. Parlay Esports yine kaybetmeye yakın gibi plant'te alınıyor artık. Kalan 3 oyuncunun bu site'i geri alması çok zor. Ve bu denemede Tomen! Hem ultili oyuncuyu Chamber'ı yakaladı hem de ardından CC'yi vurdu. Galatasaray bu iki round'da sert bir giriş yaptı. Çok sert bir giriş yaptılar. Şimdi hemen Laures içeride. Hemen yanında CC'yi görebiliyoruz. Ruxic rotasyonuna yakın. Ve Galatasaray bütün oyuncularını bu sefer main'den sokma girişiminde gayesinde. Laures şu anda smoke çıkışını kontrol etmeye devam ediyor ve Combatry smoke'larını aktifleştirdiği saniye hızlı bir patlama Galatasaray'dan gelecek gibi gözüküyor. CC ile beraber bir çapraz atış ihtimali var. Smoke'lar geldi. Burası tahmin ediliyor. Göz kırıldı. Flash'ın ardından CC'nin üzerine doğru oynamak istiyorlar burada. Laures'e bir tane çekme hemen etki edecek. Mers aynı şekilde etkilenirken CC'nin omuzlarına birazcık yük binmiş gibi 25 saniye var. Oo, girebilmeleri lazım. Patlayıcı da inanılmaz yavaşladılar ve dönemezler. Böyle bir dünya yok. Bu artık A'da bitmek zorunda. Galatasaray bu hücumu yapabilecek mi? İçeri giremediler. Laures ilkini almayı başardı. Geriye kalan 4 oyuncu hala sayıda ayak basamadılar. Ve bu bir şampiyonluk roundu olmaya yakın. Parla adına son 5 saniye oturdu bir oyuncu plante. Ve sonrasında Toven Jirasti yakalıyor 1'e 2. Deepmans kazanabilme ihtimali var. İki oyuncunun da nerede olduğunun farkında. Kendini fazla açtı. Toven durumun farkında. Deepmans denemeye devam ediyor. Göz yerini açığa çıkardı. Şarjör değiştirecek Deepmans. İki oyuncu var. İyi kurdular Deepmans'i, double pick'le yakaladılar. Mercer bu sefer de 4 vurdu Galatasaray. Tıkanan bu hücumu son anda açıyor ama nasıl açıyor? Çok zor, çok zor açtılar. Yani... push var, push var, push var, push var. Açıldı, Laures'i ikili aldı, Mercer takaslı. Ve ardından Laures bir tane daha vurdu, yine takas var. 3v3, Ruxic. Bir kaplan gelecek, kendini geriye doğru çekti biraz bilgiyi vermemek adına. Deepmans da haritada artık açılmaya başladı. Tabii Chamber hala hayatta, Galatasaray'da orada bir tuzak var. Dediğin kaçırdıktan sonra Jilers kill alıyor burada ama canlar az. Ve Combatry'nin yine bir takası mevcut. İşler dedin ki biraz, özür diliyorum, Deepmans'e biraz bakar gibi. Ama Deepmans de tuzakla farklı. Ya flash'ı beklemediler. Flash'la beraber peak gelseydi belki 3 oyuncu avantajı kendilerinde kalacaktı. Şimdi hemen combat yıldızlarını yerleştiriyor. Burada henüz smoke'larını veya çekmelerini kullanmış değil. Jilert 5 canda sadece ve elinde bir tane klasik var. Smoke'un içine doğru gitmek isteyecek mi diye bakıyorum. O sahnede combat'ı gördü. Combat'ı tabii çok rahat indiriyor. 12-11. Dedinkin de desteğiyle beraber. Acaba bir uzatma daha mı karan? Ya da 13-11 mi? Bakmak lazım. Yetenekler de kullanılıyor. Göz atıldı. Kaplan kırılacak. 3 kişilik bir ağ savunması başlangıcı var. Fade ultisi kullanıldıktan sonra Galatasaray ağaya hücum etmek istiyor. Beklemediler. Flash atıldı. İnanılmaz geldi buraya. Galatasaray'a bak. Şu anda tosladılar büyük bir duvara. Kaya gibi sert bu savunmada Parla. Ve artık şampiyon Parla Esports.